içimden. Çok güzel olmuşsun. Mert, ben... Bu anı o kadar uzun zamandır bekledim ki. Ben de. Senden böyle bir şey istediğim için bana kızmadın değil mi? Tabii ki hayır. Şu an öyle mutluyum ki... Deniz... Biz birlikte oldukça... Her günümüz böyle geçecek. Mert... Deniz abla, Deniz abla kalk. Deniz abla. Günaydın Efe'cim. Günaydın. Hadi Şiko seni kahvaltıya bekliyor, hadi. Tamam, sen git, ben hemen geliyorum. Hepsi rüyaymış. Evet tatlı cadı. Çok keyifli bir gün bizi bekliyor. Günaydın Bert. Günaydın. Hayrola, nereden böyle? Baban aylar sonra nihayet beni kahvaltıya götürmeyi aklına getirdi. Oradan geliyoruz canım benim. Sen bir şeyler yedin mi oğlum? Yok baba ya, ben okulda atıştıracağım. Tamam peki. Ha anne. Acaba bugün programın nedir? Spora gideceğim, masaj yaptıracağım. Ha bir de manikür pedikür yaptıracağım. Niye sordun canım benim programımı? Biz arkadaşlarla beraber buraya gelecektik de ders çalışmak için. Acaba ev boş mu diye soracaktım. Boş boş canım benim. Keyfinize bakın. Tamam, görüşürüz. Ne haber Ozi? İyilik kanka, senden ne haber? İyiyim ben de. Pelin'le hiç konuştun mu bugün? Yok, konuşmadık. Ya kanka ya, şu Banu'yla olan duruma çok bozuluyor. Kızın yanımda ol, ihmal etme. İhmal eder miyim hiç ben sevgilimi Ozi? Sen merak etme, hemen arayacağım. Sağ ol Melih. Ha bu arada sormayı unuttum. Bu köylüyle ilgili bir gelişme var mı? Yok, ama olacak. Nasıl? Şöyle ki, çok ilginç planlarım var Ozan. Ve bir kısmını hayata geçirmeye başladım bile. Çok güzel şeyler olacak, çok. Az sonra. İkbal ben çıkıyorum, geciktim. Tamam canım, kolay gelsin. Sen iyi misin? Kötü mü görünüyorum? Yok hayır, yani kötü değil de böyle bir tuhaf görünüyorsun, garip. Benden kaçıyorsun, benimle konuşmuyorsun. Ya dün akşam yemekte de konuşmadın. Bir sorun mu var? Yok, hiçbir sorun yok. Gayet iyiyim. İyi, güzel. Zaten bir şey olsa söylersin değil mi? Bak eğer yine böyle Deniz'le ilgili bir şeyse. Yok Bahri, iyiyim. Evet, hadi ben çıkıyorum. Ben bunu Bahri'ye nasıl söyleyeceğim? Ben çıkıyorum Acar. Bahri, sana bir şey söylemem lazım. Söyle. Dinliyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi de bilemiyorum. Söylemem de gerekli tabii. Allah Allah, söylesene ya. Aslında ben bunu daha önce söyleyecektim de... Aklımı kaldı bende. Unuttum. Yaşlandım herhalde. Hacer, işim var. Ne söyleyeceksen söyle. Sen Amerika'dayken... İkbal Hanım Mustafa Bey'e... Deniz'i araştır dedi. Mustafa Bey de tamam dedi. Dün Mustafa Bey geldi. Kafa kafaya verip bir şeyler konuştular. Onun için demek birkaç gündür İkbal böyle tuhaf davranıyor. Allah korusun. Mustafa Bey ne yapar eder Deniz'in kim olduğunu öğrenir. Yani benden söylemesi. İki gün evden gidiyorum. Peşimden iş çeviren çevirene.
Neyse. Tamam, sağ ol hocam, ben hallederim. Günaydın. Günaydın. Nasıl? Rahat uyudun mu? Uyudum tabii. Neden uyumayayım? Ay ne bileyim, belki de senden istediğim şeyden dolayı korkmuşsundur. Rahat uyuyamamışsındır falan. Korkmuyorum. Ha, o zaman kabul ediyorsun. Hayır. O zaman korkuyorsun. Mert. Ben şimdi derse gidiyorum. Sonra görüşürüz. Ha Deniz. 2 saat sonra seni burada bekleyeceğim. Haberin olsun. Abi söylesin, hiç atlayacağım meraktan. Atlayacağım. İkbal teyzeyle konuştun mu? Nasıl? Babam dün ziyaret etmiş. E tabi pek iyi değil. Ama alam güçlü kadındır. Her şeyin üstesinden gelir. Tabi canım. 1 numaralı hayranı benim zaten. Güçlü, güzel, kültürlü, bakımlı. Doktorla görüşmüşler. Pelin'i gözleyeceklermiş. Tabii bunu bekliyordum aslında ama... Uf, doktor falan... Pelin zor durumdadır şimdi. Evet ama başka çaresi yok. Ben dün bir ton nasihat dinledim babamdan. Yok, et tırnaktan ayrılmaz. Siz bizim çocuklarımızsınız. Ne yaparsanız yapın biz sizin yanınızdayız. İyi bak. Belki bu sayede siz de babanla yakınlaşırsınız. Senin hayatında da bir şeyler değişirse çok sevinirim Ozan. Banu, sen geldiğinden beri belki hep buradaydın fakat benim hayatıma girip sevgilim olduğundan beri çok şey değişti. Benim için de öyle Ozan. Yani hayattan beklentilerim seninle daha da bir anlam kazandı. Sana layık değil fakat hepimizin adına ufak bir teşekkür hediyesi. Pelin dahil. Ay çok teşekkür ederim Ozan ya. Canım teşekkürler. Efendim? Nasılsın Mustafa? Enişte? Hayrola, sen beni aramazdın. Bir konuda seninle görüşmem lazım. Müsaitsen bir ara görüşelim, olur mu? İyi olur. Benim de seninle konuşmak istediğim bir mesele var zaten. Öğlen bir ara uğrayayım yanına. Tamam, görüşürüz. Amma taktın Ezgi ya. Kızım kasma kendini bu kadar. Alt tarafı bir ödev yani. Gerilme diyorum. Hiç olmadı aşırırsın bir yerlerden, olur biter. Tamam canım. Ararım sonra. Öptüm, bay bay. Hayrola Enişko? Sen kapıyı çalmadan girmezdin. Çalmadın mı? Dalgınlığıma gelmiştir. Çok çalışmaktandır. Pelin, sana bir şey soracağım. Sor anneciğim. Mutlu musun? Mutluyum da nereden çıktı şimdi bu? Seni çok sevdiğimizi unutma, olur mu? Sen bizim için çok değerlisin. Biliyorum anneşkom. Ben de sizi çok seviyorum. Bana söylemek istediğim bir şey var mı? Belki kızacağımdan korkmuşundur. Yoo. Hem niye böyle şeyler soruyorsun ki şimdi? Hiç. Öyle işte. Belki bir sıkıntın vardır da anlatmaya korkmuşundur. Ay, düşünceli anneşkom benim. Aa, şu Didem değil mi?
Hani Melih'in eski takıntısı. Melih'in eski takıntısı? Pelin'in en büyük düşmanı. Kuzen neler yapmıştı kıza? Geliyorum canım. Selam Didem. Selam mı? Yani Didemciğim, Pelin yüzünden aramızda esen soğuk rüzgarlara rağmen terslenmeyi göze alarak soruyorum. Sen cildine ne yaptırdın ya? Bebek gibi olmuşsun. Gerçekten mi? Bir şey yaptırmadım aslında. Bir ara Fly Clinic'e bakıma gidiyordum ama. Yok yok, hayır, saçların falan da muhteşem olmuşsun. Yani gözümü alamadım senden, ne yalan söyleyeyim. Bak, bu güzelliğin sırrını öğrenmeden şuradan şuraya gitmem. Otur otur, konuşuruz biraz. Evet, nerede kalmıştık? Aha, sırlar değil mi? Affedersiniz, bakar mısınız? Edebiyat kulübü toplanıyor da. Katılmak isterseniz bu formu doldurup üye oluyorsunuz hemen. Buraya sevdiğiniz şairlerin, yazarların adını yazıyorsunuz. Biz de konuk edeceğimiz kişileri ona göre seçiyoruz. Teşekkür ederim ama sonra doldursam. Şimdi derse gideceğim de. Olmaz, ölüm kalım meselesi. Yani edebiyat şakaya gelmez. Bence. Zaten burada broşürde anlatacağım ben. Siz isterseniz şurada hemen formu doldurun. Peki, doldurayım o zaman. Buyurun. Anneciğim, ben çıkıyorum. Tamam canım, geç kalma ama, olur mu? Merak etme sen. Sen iyi misin? Üzgün duruyorsun. O taşra faresi canını mı sıktı yoksa? Yo, iyiyim ben. Sana öyle gelmiş. Peki o zaman. Hadi ben çıkıyorum. Buyurun. İkbal Hanım, uzun zamandır size bir şey soracağım ama çekiniyorum. Ne soracaksınız? Sanki bir derdiniz varmış da kimseye söylemiyormuşsunuz gibi. Belki de bana öyle gelmiştir. Neyse, afiyet olsun. Hacer Hanım, gel otur konuşalım. Lokum, bu ne surat? Uf Melih ya, sinir oluyorum. Annem bir acayip davranıyor. Ya Banu'ya yalvarıyorum, mesajlarıma yanıt vermiyor. Bazen olur böyle şeyler güzelim. Hepsi senin yüzünden. Senin aklına oydum, olaylar büyüdü işte. Banu'suz kendimi şarjı bitmiş telefon gibi hissediyorum. Derdim buysa şarj ederiz hayatım. Gülme Melih ya, bir şeyler yap. Yardım et lütfen. Hacer Hanım, sizce ben kötü bir anne miyim? O nasıl söz? Yok. Gerçekten soruyorum bunu. Anneliği beceremiyor muyum yoksa? İkbal Hanım, yıllarca beraber yaşadık. Ben sizin onca işinizin, onca derslerinizin arasında çocuklarınızı bir gün olsun ihmal ettiğinizi görmedim. Bazen çok çaresiz hissediyorum kendimi. Çocuklarıma ulaşamıyormuşum gibi geliyor. Onlar üzülecek diye içim yiyor. Benim çocuğum hiç olmadı. Ben sizin gibi bilemem ama çocuklar büyürken hep hata yaparlar. Merak etmeyin.
Zamanla her şey geçer. Keşke her şey bu kadar basit olsaydı. Sağ olun dinlediğiniz için. Biraz önce bir soru sormuştunuz. Ben cevabını vereyim. Siz çok iyi bir annesiniz. Yüzünü gören Adriana Lima olacak kuzim. Haklısın, arayamadım. Nasılsın? İyi değilim valla. Sana da çok kızgınım. Kavga gürültü Banu ile bizim aramızda oluyor. Sen de bana sırt çeviriyorsun, anlamıyorum ki. Seni arayacaktım. Ama her şey düzelecek. Düzelse iyi olur. Banu ile beni hemen barıştırman gerek. Yoksa kafayı yiyeceğim. İyiden sen çok komik bir kızsın. Banu da iyice abarttı. Nasıl ya? Artık Didem'le mi takılıyor hanımefendi? Bu kadar da olmaz ki ama. Alo. Tamam. Tamam, birazdan geliyorum. Oldu, hadi hoşça kal. Arkadaşlar, benim çıkmam gerekiyor. Sen takılma o manzaraya. Hallederiz. Geçecek. Ozan bir sus ya. Herkes bana neden hastaymışım gibi davranıyor, anlamıyorum ki. Gir. Enişte. Oo Mustafa. Gel. Gel otur. Nasıl gidiyor işler? İyi valla. İşte bildiğin gibi koşuşturma, yorgunluk. Senden ne haber? Okul yeni açıldığı için yoğunuz bizde. Misafirin de başladı tabii okula. Evet. Ne oldu ki? Yok, bir şey olmadı. Merakımdan sordum yani. Ailesi de gelecek değil mi Ankara'ya? Neden soruyorsun Mustafa? Hiç. Dedim ya işte meraktan. Merak edecek bir şey yok. Deniz benim çok yakın bir arkadaşımın kızı. Ona karşılıksız yardım yapıyorum. Daha fazlasını kurcalam. İstediğin kitapları aldım abi. Yuh. Ben hepsini okuyor mu bunlar? Bu saman kağıtları bizim ineklerde farklı bir çağrışım yapıyor bence abi. Güzeldi, aferin. Sende potansiyel var ha. Aferin Elnazik. Abi. Unutmadan. Bu ne oğlum? Para üstü abi. Kötü bir şey mi söyledim abi? Elnazik, senin amacın ne? Benim yanında bulunmak değil mi? Evet abi. Benim yanımda bulunmak demek illa benim getir götür işlerimi yapmak demek değildir. Yani sadece bununla sınırlı değildir. Bak mesela senin zeki düşünmen gerekiyor. Mesela benim yanıma geldiğin zaman benim için öncelikle haberi söylemen gerekirdi. Deniz'i buldun mu? Kulübe üye olmasını sağladın mı mesela? Sen istersin de yapmaz mıyım abi? Bak formu bile burada. Aferin Nazik Ali. Aferin. Girdin gözüme. Hadi bakalım. Gidelim de şu inekleri bir görelim. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar bir tanışalım değil mi? Sen 5-10 dakika sonra falan gelirsin.